Şükrü. 90'dan topluyor topları. Evet. Ya, ama iyi maç oluyor şimdi Allah için yani. Bize de pek iş düşmedi. Penaltı, penaltı. Penaltı mı? Ya ne penaltısı? Topa müdahale ediyor ya. Ben de penaltı gördüm Kemal amca. Öyle mi? Hocam biz bu pozisyonu bir daha izlemek istiyoruz. Sen tek başına izle Kemal amca. Hadi yapma Yakup, çay yap. %100 penaltı Kemal amca. %1 milyon penaltı. Çok net. Penaltının babası Kemal amca. Tabii ya. Yani topa müdahale yok mu diyorsunuz? O kural değişti Kemal amca. Ver penaltıyı da maça renk gelsin. O zaman siz de penaltı diyorsanız. Hocam penaltı. Nasıl geçti gününüz Zeynep Lölük? İyi. İyi. Yani bu kadar mı? Ha, ne dememi bekliyorsun? İyi geçti. Çok şey güzel güzel anlatsana bana. Şöyle oldu, böyle oldu. Zeynep şunu yaptı, bunu yaptı. Çok eğlendi, sıkıldı. Ya Meltem ben bütün gün ofiste çalışıyorum. Yani bir de bunları mı bana anlattıracaksın? Ya o daha yorucu. Ne olur anlatsan. Yani ne olur. Üf, tamam. Dırıldan mı? Zeynep içeride zaten izlenimlerini yazıyor. Bitsin ona sorarım ben. Ha, bak ne güzel. Git birinci ağızdan öğren. Hatta ona sor, o sana yazdıklarını okusun yani anlatmasın. Emre ile Simay gelecek birazdan. İyi gelsinler. Emre bugün ona aldığım gömleği çok beğendi. Aman ne mutlu sana. Ne var? Ne var yani? Oğlum güzel bir gömlek aldım, o da beğendi, hoşuma gitti. Gelin bakalım, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba anneciğim. Merhaba. Öpeyim anneciğim. Anneciğim. Efendim. Gömleğin nerede oğlum? Anneciğim, gömleğimi ben giymedim. Çünkü biz... Onu değiştirdik. Efendim? Sağa karıştı abi. Ah şu tribünler yok mu tribünler? Biz işimize bakalım Şükrü. Kırmızı kart. Olur mu Kemal amca abartma. Bunlar futbolun içinde var. Ne demek bunlar bu futbolun içinde var ya? Adam yumruk atıyor. Ya yumruk değil o. Ne? Rakip abartmış biraz. Ben de Hüseyin abi gibi düşünüyorum. Her yumrukta kırmızı kart olsaydı sahada adam kalmazdı. Bayağı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Karşılıklı bir sürtüşme tabii. Hocam burada karşılıklı bir itiş kakış oldu. Kırmızı karta gerek yok. En doğru kararı verdik Kemal amca. Ya öyle diyorsun ama yani bu karar benim içime hiç sinmedi. Kız oyunu mu Kemal amca bu? Biraz sertlik olacak tabii. Hatice'm var abi kalede. Tabii ya. Göz bebeğimiz. Neden değiştirdiniz? Sen beğenmiştin. Beğendim tabii anneciğim, beğendim de dar geldi o gömlek. Biraz kilo almışım ben. Onu değiştirdik, bunu aldık onun yerine. Yok canım, bence aynısın. Yalan söylüyormuşsun gibime geliyor. Aa. Hayır yani dar geldiyse gider bedeninin büyüğünü alırsın. Yani tamamen değiştirdiğine göre... Beğenmedin benim aldığımı. Anneciğim olur mu öyle şey? Çok beğendim tabii ki biliyorsun. Gerçekten çok beğendim. Evet. Ama bir beden büyüğü yoktu o gömleğin. O yüzden. Ha. Ha. Peki bu gömlek çok güzel olmamış mı? Ha. Nasıl sizce? Fena. Fena değil mi? Ama bence çok güzel olmuş. Emreciğimin rengi. Aha, aha. Çok güzel olmuş. Abi, telefonda paylaşım yaparken yedi golü. Çocuklar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu maç berabere biter. Bitmez Kemal amca, bitmez. Neden? Bitmemeli Kemal amca. Kemal amca, biri kazansın, mutlu olsun diye. Nece'ye bak, Nece'ye bak ya. Bir top daha çıkardı 90'dan. Neco gelsin, soracağım ben bunun hesabını ondan. Gol! Gol! ya, bir dakika. Oyuna devam. Gol Kemal amca. İçeriden çıktı. Ne demek içeriden çıktı ya? Top daha çizgiyi geçmedi. Ben de gol gördüm Kemal amca. Topun tamamı çizgiyi geçti. Ya nereden görüyorsun? Top gözükmüyor ki. Çizgiyi geçti, ondan gözükmüyor Kemal amca. Oo, çok net geçmiş Kemal amca. Nasıl geçmiş? Top gözükmüyor ya. İçeride olduğu için gözükmüyor Kemal amca. Nizami gol. Çok net. Yeme bizi Kemal amca. Yani şimdi gol mü diyorsunuz? Gol tabii. Gol tabii. Hocam biz oy çokluğuyla karar verdik. Gol. Emreciğim. Efendim anneciğim. Ben şimdi baktım. Ha. Gömleğin büyük bedeni var. Aa. Yani şey anneciğim, demek ki hani bizim gittiğimiz şubede yoksa belki herhalde. Ondan. Madem sen o kadar beğenmiştin, aklın kaldı. Ben yarın gider büyük bedenini alırım oğlum sana. Ya sen de taktın gömleği ha. Sen karışma. Emreciğim. Hı. Bence doğruyu söyleyelim artık. Hayatım. Neden yalan söylüyorsun ki annene? Yapmayalım şimdi ama onu. Şöyle oldu. Ben o gömleği beğenmedim. Biz de gittik değiştirdik. Benim beğendiğim gömleği aldık. Neden doğruyu söylemiyoruz? Doğruyu söyleyelim. Dallı güllüydü. Yani ben daha sade şeyleri seviyorum. Mesela bu tam Emre Cim'in rengi değil mi? O da güzeldi aşkım, değil mi? O da çok güzeldi. Bence bu daha güzel. Ben dominant gelin diyorum da inanmıyorsunuz bana. Nihayet maç bitti. Umarım başarılı olmuşuzdur. Kollina gibi adamsın be Kemal amca. Çok iyi maç yönettin. Federasyon ilk derbiyi sana vermesin Kemal amca. Ya Şükrü sen de abartma Allah aşkına ya. Neyse hadi bana müsaade. Hadi hoşça kalın. Müsaade senin Kemal amca. Yavrum, hoşça kal. Güle güle Kemal amca. Hadi iyi günler. Parayı bulduk Şükrü. Yaşasın abi. Az zamanda çok yol kat ettik. Haftaya da böyle 5 tane maç buldum bu var ya. Oo. Köşeyi döneriz. Aynen. Köşeyi dönmek bizim işimiz. Ne işler çeviriyorsunuz? Bana bak. Fazla konuşma, çay yap. Sana be! Geleni çıkardın, yedeni çıkardın. Ben bu işten bir şey anlamadım ki. Yesek de Suud, yemesek de. Tek atır konuşma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Bu halı sahadaki VAR sistemi buradan mı yapıldı? Evet, buradan yapıldı. Hayrola? Sizin yüzünüzden maçı kaybettik. Ne olacak şimdi? Adamların güzel oynasaydı oğlum. Bana ne? Bak birader. İçeride pozisyonları izledim. Top çizgiyi falan geçmemiş. Ayrıca penaltı da penaltı değil. Hayırdır? Farklı açılardan izleseydiniz böyle düşünmezdiniz. Doğru kararı verdik. Yenilginize kılıf aramayın. Hadi yaylan. Enişte! Enişte! Ben geldim. Bunu bizim takımdan bir adam gönderdi sana. Tamam. Gönderdi. Ben gidiyorum Kociş. Alara bekler beni. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar, iyi de o görüşürüz. Şimdi anladım lan. Şş, siz ya. Rakipten para aldınız değil mi? Şike yaptınız değil mi lan? He? Şimdi şike. Sen bize şikeci mi diyorsun? Tut Şükrü. Şikeci sen. Senin.